Okey diyoruz. En son ne oldu? Kvot maddi açıdan çok iyi bir konumda olduğu için rahat rahat aklına gelen, aklına esen yapmak istediği şeyleri yapabiliyor konumunda. Ve diyor ki şu işte bir tarbiyene gideyim. Bu tarbiyende bunun ilk kitapta yaşadığı en zor zamanını geçirdiği yer bu. Hani aşırı fakir olduğu, uşaklardan dayak yediği, 3 yıl boyunca kendi adını hatırlayamadığı falan o en kötü şeyleri yaşadığı yerler. Buraya gidiyor. İşte buna zamanında beleşine ayakkabı veren adama işte para veriyor. İyiliği karşılığında. Sonra kıyafet satan adamın birine baya böyle işte zengin biriymiş gibi konuşup bunu tehdit ede ede küçük düşüre düşüre iş yaptırdıydı falan. Ona özür babında ona para veriyor. Sonra işte kendisine bakan şey trapiz. Trapisi buluyor yine. Bunun çocuklarını da buluyor. Yanlış hatırlamıyorsam 5 talenta kadar para veriyor buna ve daha fazla vermek istediğini de söylüyor. Ama Trappist Kvothe diyor ki sen bana daha fazla para verirsen ben bu parayı harcamaya başladığım zaman etrafındaki insanlar şüphelenecekler. Bu Trappist ne yapıyor da bu Trappist'te bu kadar çok para var diyecekler. Ve benim çocuklarım tehlikeye girecek. Benim çocuklarım derken o baktığı uşaklardan bahsediyor. Bu riske girmeyelim falan. Kvothe eyvallah sorun değil diyor. Para veremiyor ama oradaki diğer uşakların şöyle bir hastalığı cartı curtu var mı onlara bakıyor. Sonra Trappist'in kendisine bakıyor ve uşaklar ve Trappist için ilaç milaç alıyor böyle ekstradan. Aşırı güzel kendisine yapılan iyiliğin karşılığını veriyor diyoruz. Uzun lafın kısası bu da var. Sonra barmenin birinde bunun kalmasına izin vermişler. Sanırım tam hatırlamıyorum ne zaman olduydu o olay. O barmene de para veriyor falan. Böyle böyle borcu olan herkese borcunu veriyor. Bunun dışında yalandan bir mektup yazıyor. Emroz'a gitmek üzere mektupta diyor ki işte hamile kaldım çocuk senden. Sen de biliyorsun işte gereğini yap yoksa seni babana söylerim. Bu Emroz'la Kıvat'ın zaten bu çatışması aşırı hoşuma gidiyor. Emroz'un bu derece zıt, anti bir karakter olması baş karakter için çok hoşuma gidiyor. Mesela Malfoy bu kadar değil sanki. Tamam Malfoy da çok başarılı bir anti karakter oluşturma şekli ama bu Emrose'da böyle bir şey var. Hani böyle adını duyasıya göresiye birden böyle şey oluyor direkt. Enerji dalgası hissediyorum böyle. Aşırı başarılı diyoruz. Neyse. Sonra da işte böyle baş harflerini yazıyor oraya mektubu yazan kişi ama oraya böyle damlatıyor eliyle böyle mürekkebini dağıtıyor falan hani hangi harf olduğu hiçbir şekilde belli olmuyor falan. İyice Emroz'u paniğe sokacak lan ben kimi hamile bıraktım adını da okuyamıyor falan gibisinden tribe sokmak üzere ki aşırı işe yarayacaktı büyük ihtimalle diyoruz. Çok iyi olay. Sonra işte o mektubu gidip bilerek böyle toprağa falan sokuyor iyice pisletiyor falan. Sonra işte adamın birine veriyor ben işte bu mektubu getirecektim Emroz'a. İşte ama getiremiyorum şuraya gitmem lazım. Adam işte adamla konuşuyor da konuşuyor, konuşuyor da konuşuyor en son bir şekilde adamı ikna ediyor. Bir para karşılığında. Çünkü adam da karlı çıkacak. Hani böyle adam sırf iyilik olsun diye yapmıyor onu. Kvota diyoruz. O da tamam. Sonra Kvot bir mekana giriyor. Mekana girme sebebi kendisi hakkında hikaye anlatılıyor mu anlatılmıyor mu bunu takip etmek. Ki bu arada görüyoruz. Hani ben bu kadar fark etmemiştim ama şu esnada hani hikayenin içindeki Kvot'un şu esnasında Kvot bayağı bir isim yaptı artık böyle düpedüz efsane gibi herkes tarafından konuşuluyor. İnsanlar kırmızı saçlı ve büyümsü şeyler yapabilen biri gördüğü an eyvah sıçtıkça cırt moduna giriyorlar. Hani sadece böyle bir hata yapmaktan ötürü bizden cezası çıkarılacak gibi sıçtıktan çok aşırı heyecanlandıkları için eyvah sıçtık moduna da giriyorlar. Çünkü Kvot efsane oldu diyoruz. Kvot olup olmadığını düşünüyor oluyorlar. Neyse. Kvot ilk defa görüyor ki Kvot'ta Arcane adını ilk defa kullanıldığını bunun önceki bölümün anlatımı kısmında duyuyor falan. Ve bir sürü esrarengiz faktör işin içine girmeye başlamış. İşte yeri gelmiş Taborlin'deki öğeler Kvot'unmuş gibi anlatılmış yeri gelmiş başka şeyler. Hani yeri gelmiş Kvot'un hiç bilmediği şeyler ve Kvot bir şeye çok şaşırıyor. O da ilk kitaptaki Drakus muhabbet de Kvot'un
o lore'unun içine girmeye başlamış ki Kvot şeye şaşırıyor. Hani bir tek Nina biliyordu beni oradan o köyden. O da benim adımı bilmiyordu. Nasıl Drakus da bana ait oldu falan ama biz anlıyoruz. Büyü yapan biri üstüne kırmızı saçlı eşittir Kvot Felerion'la seks yapan kızları kurtaran diyoruz. That's it. Neyse Kvot bu hikayeleri dinlerken ve bunları düşünürken birden içeri iki kişi giriyor. Bir tanesi işte kadın boğuluyor falan. Diğeri de erkek işte yardım edin cacut modunda. Kadın bir yandan böyle erkeği itiyor falan. Erkek çünkü çok dibine girmiş. Nasılsın canım kendine gel nefes al falan gibisinden. Kvot sonra gidip adamı itiyor böyle kaba bir şekilde. Sonra adam işte sen kimsin ne zannediyorsun gerçek bir doktor getirin falan konuşmaya başlarken Kvot birisine diyor ki şu adamı al ve götür buradan. Tabii emir tonuyla diyor bunu. Sonra da o adam onu alıp götürüyor işte. Kvot da kadının başına eğiliyor. İşte bana bakmanı istiyorum diyor. Benim için derin bir nefes almanı istiyorum diyor. Bu sırada kadın bakıyor Kvot'a ve Kvot'u tanıdığı için gözleri iyi bir şekilde açılıyor. Fal taşı gibi açılıyor mu yoksa mutlulukla mı açılıyor falan emin değilim. Dena diyoruz işte. Sonra Kvot orada rüzgarın adını çağırıyor. Dena'nın astımı şey etsin diye düzelsin diye ki düzeliyor da. Sonra bu ikisi işte birbirlerini uzun zamandır aramışlar, bulamamışlar. Ondan dolayı birbirlerine olan özlemleriyle beraber konuşuyorlar. Kavgalarından kesinlikle bahsetmiyorlar. Etraftaki insanlar da aşırı işkilleniyor. Çünkü Kvot Dena'nın yanındaki adamı götürmesi için başka birine emir verdiği zaman o başka birisi diyor ki etraftaki insanlara resmen büyülenmiş gibiydim. Hani ne yaptığımı bile bilmeden yapıyor oldum. Bence bu büyücü artık kırmızı saç artık kadını da büyü yapıp kurtardı. Bu hikayelerdeki Kvot diye oradaki insanlar anlıyorlar Kvot olduğunu ve yaklaşmıyorlar. Dena ile bunun yanına, bu da Dena ile beraber bir köşeye oturup bunlar muhabbet etmeye başlıyor falan. Sonra işte Dena Kvot'a soruyor ne yapıyorsun ne diyorsun Kvot diyor ki işte birkaç günlük okula ara verdim dolaşıyordum yarın geri döneceğim. Dena diyor ki beni de götürür müsün? Ha işte şey ister misin yanına yolcu ister misin? Kvot diyor ki tabii ki de isterim falan. Tamam diyorlar. Sonra Kvot Dena'ya senin saçın lovely yapıyor. Hani böyle saçın çok güzelden çok saçın üstüne lovely yazıyor gibisinden diyor. Dena işte iltifat olarak olduğunu zannedip teşekkür etmiyor ama teşekkürümsü bir şeyler diyordu. Sen kız arıyordu, bok bir sürü. Sonra Claude kendisini düzeltiyor. Diyor ki hani İliş alfabesine love yazıyor falan. Daha sonra aşırı utanıyor ve sonra da aşırı sinirleniyor. Utanma sebebi işte bir insan kendisine güzelim yazan bir tişört, toka, bok bir sürü bir şey yapsa işte bu çok saçma kendini beğenmiş bir hareket. Hani ben bunu İlişçe'de yazdıraraktan kendi saçımı ya da kendi saçımı o şekilde yaparaktan işte bu saçmalığının önüne geçmiştim ama sen İliş bildiğin için benim bu saçmalığım deşifre oldu ve sen benim için önemli bir insansın kendimi hiç iyi hissetmiyorum ha getirdi lafı. Kvot ne diyeceğini bilemiyor çünkü işte çok fazla bilgili olduğu için Dena Kvot'a saldırıyor modunda o esnada. Kvot işte bir şey diyemiyor falan. Bu böyle bayağı vurgu yapılmış bir yerdi. Şimdi şöyle bir düşününce onu fark ediyorum. Hani bu İliş yazısını Kvot'un okuyaması. Bu arada onun okunmaması da gerekiyormuş. Elle dokunarak anlaşılması gerekiyormuş. Ona da ayrı bir sinirleniyor falan Dena. Neyse sonra yumuşuyor Dena ve bunlar işte tekrar dolaşmaya, takılmaya başlıyor. Rumsu bir şey oluyor. İşte yine erkekler hakkında konuşuyorlar. İşte çok mu darlıyordu seni? Bok bu ikisinin o sıkıcı lover'lar gibi muhabbetlerinden en son Dena diyor ki al beni götür bütün bunlardan işte benim kvotum falan neden sevgili değilsiniz siz gerçi olma ihtimali de var bu arada kvota para var çünkü şu an şu esnada kvot gayet Dena'ya bakabilir kvot gayet Dena'ya sahip çıkabilir diyoruz. Üçüncü kitapta ne olacak bilmiyorum. Gördüğünüz üzere ikinci kitabın bayağı sonlarındayız. Olabilir yani bilmiyorum. Belki de artık Dena'nın cidden başka birine başka bir yere gitmesi gerekmiyormuştur diyoruz. Bölümü burada bitirdik. Yanlışım yoksa başlamadan önce diyecek bir şey var mı düşünüp geliyorum. Chapter 148 The Stories of Stones.
On a Long Ride Back to Imre, Dana and I Spoke of a Hundred Small Things, She Told Me About the Cities She Had Seen, Teeny Ward, Herod, and Denny Van, I Told Her About Adam and Showed Her a Few Pieces of Hand Language. Ben de size göstereyim, Few Pieces of Hand Language. Ne göstereyim? Şu Ekim demek, sonra şu Kasım demek, şöyle şu Aralık demek. Aklıma bunlar geldi. Başka şu şu şüphe demek, şu bakmak demek, şu buluşmak, görüşmek demek. Görüşürüz, hani görüşürüz, kendine iyi bak derken de şöyle yapıyor sana. Ya diyoruz. She teased me about my growing fame and I told her the truth behind the stories. Felirin hakkında da konuştunuz mu kanka? Hani hangi seks metotlarını kullandığından falan da ayrıntılı bir şekilde bahsettin mi? Hani eğer kendi hakkındaki doğrular hakkında konuşuyorsan. Just asking diyoruz. I told her how things had fallen out with the mayor and she was properly outraged on my behalf. Kesin her boku anlatmışsındır yine diyoruz. Oğlum böyle bir sorunu var bu kitapların. Şu an bunun farkına vardığım için sinirlendim. Elodie'ne Feyre'ni anlatmış oluyor ama bir şekilde Chandler'in hakkında konuşmadılar hiç. Bundan zaten söylendiğimi hatırlıyorum. Burada şimdi yine şey anlatıyor. Dana'ya Mayer'le olanları falan. İşte Mayer birinin zehirlediğini anlatıyor mu mesela? Böyle işin o tarafına giriyorlar mı falan? Ve bir şekilde orada Kvot'un anlatmaması gereken şeyler de var. Bize bunun ayrımı neden yapmıyor? Yani ben Dana'ya Mayer hakkında konuşmaya başladım. Ama Mayer hakkında Dana'ya söyleyemeyeceğim şeyler vardı. Onları da ayırdım. O şeyler de şunlardı deyip bize bir sınıflandırma yapıyor musun? Hayır yapmıyorsun. Bunu bu çok yapıyor Patrick Rothfuss. Not cool. Okay. But there was much we didn't discuss. Neither of us mentioned how we parted ways in Severn. I didn't know if she had left in anger after our argument. Or if she thought I had abandoned her. Any questions seemed dangerous. Such a discussion would be uncomfortable at best. At worst, it might reignite our previous argument, and that was something I was desperate to avoid. Then I carried her heart with her, as well as a large traveling trunk. I guess her song was finished, and she must be performing it. It bothered me that she would play it in Imre, where countless singers and minstrels would hear and carry it out across the world. Like, it bothered me. Neden bothered diyor? Çünkü yanlış hikayesi olan bir müzik şarkı olduğu için mi sanırım diyoruz. Despite this, I said nothing. I knew that would be a hard conversation, and I needed to pick the time for it carefully. What the hell are you talking about, kanka? Sanırım dediğim şeyi diyor. Neither did I mention our patron, though what the Cathay had told me preyed on my mind. I thought on it endlessly, had dreams about it. Felerin was another matter we didn't discuss. For all the jokes Dana made about my rescuing bandits and killing virgins, she never mentioned failure. Aklıma da geliyor. Freud diyor ki biri size bakıyorsa sizinle ilgileniyordur. Biri size bakmıyorsa, biri size özellikle bakmıyorsa, hayır, biri size bakmıyorsa o kişi sizinle ilgilenmiyordur. Biri size özellikle bakmıyorsa o kişi sizinle kesinlikle ilgileniyordur. Aklıma bunu getirdi diyor. She must have heard the song I'd written as it was much more popular than the other stories. She seemed to know so well, but she never mentioned it, and I was not enough of a fool to bring it up myself. Kanka diyoruz, Dana'nın da hayatına 308 tane oğlan erkek bok püsür giriyordu falan. Ben burada hiçbir şekilde bir sorun görmüyorum. Gerçi belki de Dana da görmüyor. Kvot görüyor gibi sana görme diyoruz. Okay. So as we wrote, there were many things unspoken. The tension built in the air between us as I wrote just away beneath the cart's wheels. There were gaps and breaks in our conversation. Silences that stretched too long. Silences that were
Short but terrifyingly deep. Ki bu silence'lar ağzımıza sıçtı bizim iki kitap boyunca. Özellikle gerçek zamandaki Kvothe'un biliyoruz. Ediyoruz şöyle bir kere. We were trapped in the middle of one of those silences when we finally arrived in Imbre. I dropped her off at the boar's head where she planned to take rooms. I helped her carry her trunk upstairs, but the silence was even deeper there. So I skirted hastily around it, bid her a fond farewell, and fled without so much as kissing her hand. That night I thought of 10,000 things I could have said to her. I lay awake. Bazen çok üzücü cümleler kuruyor. Bu kıvat şu cümle onlardan bir tanesiydi. Nasıl, neden bu cümle çok üzücü? Bir şekilde kelime dizimi aşırı üzücü yapıyor. I lay awake, staring at the ceiling, unable to sleep until the deep, late hours of night. I woke early, feeling anxious and uneasy. I had breakfast with Simon and Fella, then went to Adept Sympathy where Fenton beat me handily three duels in a row. What the hell diyoruz? Bu uşak hiç yenemiyordu Kvot'u, artık yenebilmeye mi başlamış sanırım. Setting him in the top rank for the first time since I'd returned to university. Evet diyoruz. With no other classes, I baited and spent long minutes looking through my clothes before deciding on a simple shirt and a green vest. Fella set off my eyes. I worked my shade into a short cape, then decided not to wear it. I didn't want Dana thinking of Felirian when I came to call. Lastly, I slipped Dana's ring into my vest pocket and set off across the river to Imre. Once at the boar's head, I hardly had a chance to touch the door handle before Dana opened it and stepped out onto the street, handing me a basket lunch. I was more than slightly surprised. How did you know? Sanırım bu cümleyi çok üzücü yapan şeylerden bir tanesi 10 bin sayısının büyük bir sayı olması. Mesela 100 farklı şey diyebilirdim ona demiyor. 200 farklı şey diyebilirdim ona demiyor. 10 bin farklı şey geldi aklıma diyor. 10 bin böyle bir o sayının bir büyüklüğü var. Bunlardan bir tanesi bu diyor. Bu cümleyi üzücü yapan faktörlerden bir tanesi. She wore a pale blue dress that flattered her and smiled winsomely as she linked arms with me. Woman's intuition. Okay kanka diyoruz. Bir de mavi giymiş falan. Kvot'un getirdiği yüzük mavi renkte. Ona bir bağlantısı var mı abla diyorsunuz. Yeter artık. Tamam susuyorum. I said, trying to sound wise. The nearness of her was almost painful. The warmth of her hand on my arm, the smell of her like green leaves and the air before a summer storm. Do you know where we are bound as well? Only that you will take me there. When she spoke, she turned to face me, and I felt her breath against the side of my neck. I gladly leave my trust in you. Yedi kelime diyoruz. I turned to face her, thinking to say one of the clever things I thought of last night. But when I met her eyes, all words left me. I was lost in wonder. For how long I cannot even guess. For a long moment I was wholly hers. Then I laughed, jogging me from a reverie that might have stretched a moment or a minute. We made our way out of town, talking as easily as if there had never been a thing between us but sunlight and spring air. I led her to a place I'd found earlier that spring, a small dell sheltered by the backs of trees. A stream meandered past the gray stone that lay lengthwise on the ground. Düşmüş. Ben bunların hep dikey durduğunu zannediyordum. Bu şu an gördükleri ya da yanında oturdukları böyle duruyor. And the sun shone on a field of bright daisies, stretching their faces to the sky. Then I caught her breath when we crested the ridge and saw the carpet of daisies open out in front of her. I waited a long time to show these flowers of
video are I said. That won me an enthusiastic embrace and a kiss burning on my cheek. Niye sevgili olamadıklarını hala anlamıyorum. Açık ve net bir şekilde Dana'nın karakterinden dolayı okey. Both were over before I knew that begun. The muse and greening. I led the way through the daisies to the graystone near the stream. I removed my shoes and socks. Then I kicked off her shoes and tied up her skirts. Then she ran to the center of the stream until the water rose past her knees. Do you know the secret of stones? She asked as she reached into the water. Neydi kelime? Doors of Stones mı? Üçüncü kitabın adı bir bağlantısı olabilir mi? Just saying. The hem of her dress dipped into the stream, but she seemed unconcerned. What secret is that? Bir şekilde şu an yaptığı ettiği de cidden taşın adına dair bir şeyler söylüyor. Bence diyor cepte dursun. She drew up a smooth, dark stone from the stream bed and held it out to me. Come see. I finished coughing up my pants and made my way into the water. She held up the dripping stone. If you hold it in your hand and listen to it, she did so, closing her eyes. She stood still for a long moment. Her face turned upward like a flower. I was drawn to kiss her, but I resisted. Finally, she opened her dark eyes. They smiled at me. If you listen close enough, it will tell you a story. What story did it tell you? I asked. Once there was a boy who came to the water, then I said, this is the story of a girl who came to the water with the boy. They talked and the boy threw the stones as if casting them away from himself. The girl didn't have any stones, so the boy gave her some. Then she gave herself to the boy and he cast her away as he would a stone, unmindful of any falling she might feel. I was quiet for a moment, not sure if she was done. It's a set stone then. She kissed the stone and dropped it, watching as it settled to the sand. No, not set, but it was thrown once. It knows the feel of motion. It has trouble staying the way most stones do. It takes the offer that the water makes and moves sometimes. She looked up at me and gave a guileless smile. When it moves, it thinks about the boy. Dana için her şey ayrılık sanırım. Söylediği her şey bir şekilde ayrılığa çıkıyor falan. Bir şekilde büyük bir ayrılık hikayesi var. Hep ona işaret edip duruyor ama hiç tam olarak konuşmadı. Benim gördüğüm bu diyor. Artık ne diyeyim? I didn't know what to make of the story, so I tried to change the subject. How did you learn to listen to stones? You'll be amazed the things you hear if only you take time to listen. Burada tam tekan falan gibi konuşuyor diyoruz. She gestured to the stream bed strewn with stones. Try it. You never know what you might hear. Not sure what game she was playing at. Aynen kanka diyoruz. Ne zamandır ne mırdın sen falan. I looked around for a stone, then cut up my shirt sleeve and reached into the water. Listen, she prompted earnestly. Tamam diyoruz. Burada tam bast gibi hissettirdi nedense. Okay. Thanks to my studies with Elodie, I had a high tolerance for the ridiculous. I held a stone to my ear and closed my eyes. I wondered if I should pretend to hear a story. Then I was in the water, wet to the skin and spitting it. I spluttered and struggled to my feet while Dana laughed so hard. She doubled over at the waist, barely able to stand. I moved toward her, but she skipped away with a little shrug that let her laughing even harder. So I held off chasing and made a show of wiping water from my face and arms. Give up so easily, she taunted. I just a sudden dozed. I lowered my hand into the water. I was hoping to find my stone again, I said.
pretending to look around for it. Then loud shaking her head. You're not luring me in that easily. I'm serious, I said. I wanted to hear the end of its story. What story was that? She asked teasingly, not coming any closer. It was a story of a girl who trifled with a powerful arcanist, I said. She mocked him and she scoffed at him. She laughed at him full scornfully. He caught her one day in a brook, and rhyming he did quell her fears. And then the girl forgot to look behind her, and it led to tears. I grinned at her and pulled my hand out of the water. She turned in time for the wave to hit her. It was only as high as her waist, but it was enough to unbalance her. She went under in a swirl of dress and hair and bubbles. The current carried her to me, and I helped her to her feet, laughing. She came to the surface looking 3 days drawn, not fear, she sputtered indignantly, not fear. I disagree, I said. You're the fairest water maid I hope to see today. Peki diyorsun. Peki kanka. She splashed at me. Flatter all you like, the truth remains for God to see. You cheated. I use honest trickery. She tried to dunk me then, but I was ready for it. We struggled for a while and we were pleasantly breathless. Only then did I realize how close she was, how lovely. Her little, our wet clothing seemed to separate us. Then I seemed to realize it at the same time, and we moved a little apart from each other, as if suddenly shy. Nedense aklıma meyveyi yedikten sonra Adem'le Havva'nın birbirinin çıplaklığını fark ettiği geldi diyor. Ama oraya bir gönderme var mı? Natuşur. The wind stirred, reminding us how wet we were. Then skipped lightly to the shore and stripped away her dress without a moment's hesitation, tossing it over the gray stone to dry. She wore a white sheet underneath that clung to her as she made her way back into the water. She gave me a playful push as she passed me by, then crawled atop a smooth black boulder that lay half submerged near the center of the stream. It was a perfect sunny stone, smooth basalt, dark as her eyes. The whiteness of her skin and the two revealing shifts were a sharp contrast against it, almost too bright to look on. She lay on her back and spread her hair to dry. Its wetness made a pattern against the stone that spelled the name of the wind. Ne? She closed her eyes and tipped her face toward the sun. Feridun herself could not have been more lovely, more perfectly at ease. I moved toward the shore as well and stripped off my sodden shirt and vest. I had to be content with my wet pants, as I had nothing else to wear. What does that stone tell you? I asked to feel the silence as I laid my shirt next to her dress on the gray stone. She ran one hand over the smooth surface of the stone and spoke without opening her eyes. This one is telling me what it is like to live in the water but not be a fish. She stretched like a cat. Bring the basket over here, would you? I fetched the basket and waded out toward her, moving slowly so as not to splash. She lay perfect and still, as if asleep. But as I watched, her mouth curled into a smile. "You're quiet," she said. "But I can smell you standing there. Nothing bad, I hope." Kadios. Okey, bana ayrılan sürenin sonuna geldik. Bir sonraki sayfayla devam edeceğiz. Kapatmadan önce diyecek bir şeyim yok. Kendinize iyi bakın, görüşürüz.